Selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Medya okumaları dersimizin ikincisini beraber icra edelim. Bunun için biraz gecikmeli de olsa yayınımıza başlamış olalım. Teknik sorunlarımız oldu. O yüzden kusura bakmayın. Umarım şu anda bir sorun yoktur yayınımızla ilgili. Okumaya başlayalım. El alemu ma ba'de feyruz. Korona, korona virüs sonrası dünya. Artık koronanın tesirleri azalıyor, bitecek diye bekleniliyor. Ondan sonra ne olacak, ne tür tesirleri olacak sonrasına? Bu konuda bir parça hem güncel olması sebebiyle hem de medya dilini oldukça iyi yansıtması sebebiyle bu parçayı, bu metni seçtik. Biraz üzerinde ufak tefek değişiklikler yaptık. Bazı yerlerde boyamalar yaptık. Oralara dikkatinizi çekmek için kalıpları, fonksiyonel kelimeleri, harficer kullanımlarını belirginleştirmeye çalıştım. Fonksiyonel kelimeleri gördüğünüz gibi kırmızı renkte boyamaya çalıştım. Kalıp ifadeler genelde yeşil. Gözümden kaçanlar olmuş olabilir ama normalde öyle yapmaya çalıştım. Harficerli kullanımları da mavi boyamaya çalıştım. Parçamıza başlayalım. Biliyorsunuz geçen dersimizi izlemiş olanlar da biraz üslubumuza aşinadır. Hem anlam, hem yapı, hem sarf, hem nahiv olabildiğince aklımıza geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla sizlere bilgiler vermeye çalışıyorduk. Alem kelimesi, cemisi avalim. Feyruz, Feyruzat, Avrupa dillerinden ya da Batı dillerinden ya da Arapça olmayan dillerden Arapçaya geçmiş olan kelimelerin cemileri genelde Elif T ile yapıldığı için Feyruzat oluyor. Bakalım şimdi cümlemize. Şehide, şahit oldu. Nihayetu ami 2019. 2019 yılının sonu şahit oldu, tanıklık etti. Neye? İhtifalatin dahmeten. Büyük gösterilere, büyük kutlamalara şahitlik etmiş, onu söylüyor. Arapça ihtiyaca binaen sonradan eklenen, aklınıza bir şey geldiği zaman onu cümlenin sonuna ekleyerek gidebildiğiniz enteresan bir dil. Bunu da tercüme ederken yansıtmaya çalışacağım. Mesela neye şahit olduğunu söylemek istediğinizde bakın, öyle yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki, işte şuna şahitlik yapmak istedi. Peki, ihtifalatin dahmeten büyük gösteriler. Dahm kelimesi kocaman, devasa anlamında. Önce bir cümlenin anlamını verelim, sonra içerisinden vereceğimiz detaylı bilgileri aktarırız. Peki bu gösteriler yöresel, böyle dar çaplı mı yoksa geniş çaplı mı olmuş? Alemus devel alem, dünya çapında. Peki bunun için yapılmış? Bakın bu da burayı anlatacak. Li tayyi safhatil ami. Yılın sayfasını dürmek için. Hani bir sayfa gibiyken onu böyle dürüp katlayıp bir tarafa koymak için. Ve istikbalil amil cedidi, yeni yılı karşılamak için aynı zamanda. Buradaki lam harfi cerri buraya da tesir ediyor atıf yoluyla. Yeni yılı karşılamak için. Haythu, öyle ki, sade, el emelu. Ney? Beklenti, umut. Ne oldu? Hakim oldu. Seyyid buradan geliyor. Ve tefaulu, ve iyimserlik. Hakim oldu, kapladı. Kimleri? El cemi'a, herkesi. Ne ile beraber oldu bu iş? Bi itlalati ami 2020. 2020 yılının gelmesiyle birlikte. Şimdi cümleyi biraz anlamış olduk. Buradaki kelimeler üzerinde biraz bilgi verelim dersek, şehide kelimesini tanıyoruz. Şahit olma buradan geliyor.
Şehadet buradan yine aynı şekilde. Şahit, şehit buradan geliyor. Allah yolunda samimi olarak savaştığına ve can verdiğine şahitlik olunan kişi, meleklerin şahitlik yaptığı kişi. Gibi kelimelerle bağlantısı var. Şu anda takiple ilgili bir sorunumuz var mı? Bazı arkadaşlar herhalde bizi başka bir yerde mi bekliyorlar? Tamam, onlar da bize katılsınlar o zaman. Peki, biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şahitlikten bahsetmiştik, şehadetten. Nihayet kelimesi var. Aslında bu şehide fiilinin şehidet olması daha güzel olurdu. Şehidet nihayetü ami diye 2019 yılının sonu şahitlik etti diyor. Çünkü burada nihayet kelimesi sonuçta en nihayet, Türkçemize de geçmiş zaten harfe tarifli bir şekilde, nihayetinde müennes bir kelime. Biz izafet damlamalarında lokomotif konumundaki ilk kelimeye bakıyoruz. Nasıl trenin önce lokomotifi önceden geçiyorsa, burada da izafetlerde tamlama, isim tamlamalarında ilk kelime muzaf olarak geliyor ve biz bunu hesaba katıyoruz. O yüzden de şehidet olması gerekirdi. Şehidet nihayetu ami, bu izafet şeklinde geliyor. Nihayetu ami 2019. Muzaf, muzafun ileyh, muzaf, muzafun ileyh isim tamlaması şeklinde gitmiş oluyor. İhtifalatin normalde ten alacaktı ama alamadı. Çünkü cemi müennes salimler nedir? Fetha özürlüdürler, alamazlar. Alamadıkları için nasb halleri kesra ile olur. Ama onun sıfatı konumundaki dahme kelimesi, o normal bir kelime olduğu için herhangi bir özürü yok. Herhangi bir harekeye karşı bir alerjisi yok. O yüzden normal harekesini alabilmiş. Sıfat mevsufuna uyar. Genel kural budur. Evet, uyuyor zaten. Sıkıntısı yok. Ama onun olması gereken şekline uymuş. Yani ihtifalaten olması gerekiyordu. O zaman bu da ona uydu. Dahım kelimesinden tanıdığınız yeni kelimeleri kodlarken geçen dersimizde bazı ipuçları vermiştik. Bazı arkadaşlar onların güzel olduğunu söylediler. Biz de aklımıza geldiği kadarıyla onlardan size yine söyleyelim. Mümkünse yeni kelimeleri böyle sipsivri, böyle yalnız bir dosya olarak zihninize atmayın derim. Onun yerine hatırlatıcı bir şeyler bulabilirseniz onlarla hafızanızı atın. Mesela Türkçe'ye geçmiş kelime varsa o yüzden hatırlatıyorum. Onu siz de mutlaka yapmaya çalışın. Acaba Türkçe'ye geçmiş bir akrabası var mı bu kelimenin veya kendisi geçmiş mi? Olmadı. Daha önce bildiğim kelimelerden herhangi biriyle alakası var mı? Ona bakarsınız. Eğer bildiğiniz bir kelimeyle mesela beraber bir terkip oluşturuyorsa ikili, üçlü, o da mesela hafızaya çok yardımcı olur. Hatırlamasını kolaylaştırır. Dahum kelimesini, dadahum kelimesini öğrenmiş olan arkadaşlarla bunu beraber kodlayın deriz. Tadahum el-mali mesela. Et-tadahumul-mali işte dahum şişmek, büyümek, kocaman olmak. Paranın böyle büyümesi, yanındaki sıfırların kocaman kocaman olması yani enflasyon. Enflasyonla bağlantılı olarak düşünebilirsiniz bunu da. İhtifal kelimesini geçen derste konuşmuştuk zannedersem. Otobüs gibi dolu, tören vesaire için hepsinde hafele kökü kullanılıyor demiştik. Ala mustevel alem, dünya çapında. Bu ala mustevayı yeşil olarak boyadım çünkü kalıp ifade bu. Alel mustevel ferdi, alel mustevel cemai, alel mustevel iklimi diye çok farklı şekillerde, düzeyde derken kullandığımız bir kalıp ifade. Yeşiller söylediğimiz gibi
kalıp ifadeler. Burada da yine deyimsel bir yapı var. لِطَيِّ صَفْحَةِ الْعَامِ Tay kelimesinin ne kelime olduğunu sorsak, eskiden öyle derdiler, ne kelimedir söyle bakalım diye sarf ilmi açısından. Tava yatvi tayyen. Tayyi zaman, tayyi mekan diye söylenilen kelime buradan gelen kelime. Böyle bir kağıdı yanımızda olsaydı da gösterseydik, düşünemedik onu. Ama kağıdımız yoksa şunu kullanırız. Mesela şunu şöyle büktüğüm zaman işte ne oldu? Tava fiilini gerçekleştirmiş oldum. Biraz daha bükeyim. İnşallah kırmam. Buradaki bakın birleştiği zaman ne oldu? Birbirine çok uzak iki yer bir araya geldi. Tayyi mekan yaptım. Birbirine çok uzak iki mekanı birleştirdim. Tayyi zaman da aynı mantıkla. Birbirine çok uzak iki zamanı alıp birleştiriyorum böyle. Yani çok eskiden yaşamış birisi mesela bugün işte çıkıp geliyor keramet olarak. Farklı yerlerde hem Kabe'de görülüyor hem Bursa'da görülüyor mesela böyle anlatılır menakıpte. Tayyi zaman, tayyi mekan dedikleri şey de mantığı bu. Tava demek ki dürmek. Ney? Yılın sayfasını dürmek. Eskiden belgeler bu şekilde dürülür sonra bağlanır bir yere kaldırılırdı. Eskiden kütüphaneler bu şekilde oluşurmuş. Tayyi sicilli lil kutub diye Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilen şey budur. Siciller, kayıtlar hep bu şekilde saklanırmış. Ondan sonra kitap şekline dönüşmüş. Bu önceki dönemden kalma bu ifade işte defterini dürmek şeklinde bizde de kullanılıyor artık işini bitirmek anlamında. Demek ki geçen yılın ya da işte 2019'un sayfasını dürmek, defterini dürmek, onu kapatmak için ve aynı zamanda li istikbal ile amil cedid demektir. Vav yoluyla lamı tekrarlamaktan kurtulduk. Yeni yılı karşılamak için istikbal kelimesi bizde müstakbel kelimesi var şu anda. Müstakbel damat, müstakbel gelin vesaire derken kullanılır. Karşılanacak olan, gelecek olan anlamında. Kable kelimesiyle aynı kökten gelmesi biraz karışıklığa yol açabiliyor işin doğrusu ama istikbali tanıyoruz. İstikbal göklerdedir değil mi? Biz de onun yerine alternatif ne koymuştuk? Ona bir şey demiyoruz ama alternatif sarfla alakalı olarak istikbal köklerdedir diyorduk. Hep köklere girelim. Geçen her kelimenin hemen köküne bakalım diyorduk. El-am kelimesi cemisi avam şeklinde gelecek. El-cedid yeni yıl. Haysuş, bu önceki cümlenin biraz daha ihtiyaç duyduğu, anlamı açıklamaya ihtiyaç duyduğu yerlerde haysu, iz gibi ifadelerle açıklamalar yapılır. Haysu, sade. Sade kelimesi aslında tanıdığımız bir kelime. Seyyid buradan geliyor, efendi. Topluma hakim olan, orada sözünü dinleten anlamında baskın olan. Mesela sade zalamu derler, karanlık çöktü, karanlık hakim oldu anlamında. Sade samtu, işte sessizlik çöktü, hakim oldu. Hatta esved kelimesi de aynı köktendir. Siyah ortaya çıktı mı, mesela gece siyah rengiyle ortaya çıktı mı bütün renkleri kapatır. Kökünde bir kapatma anlamı var o yüzden. Sade el emelu, emel yani umut diyebiliriz. Ne yapmıştır? Hakim olmuştur. Oldu. Kime? Bakın bu mefulünü doğrudan alabiliyor. Harfçere ihtiyacı yok. Ve tefaul biliyorsunuz bildiğimiz kelimelerden birisi tefaul. İyimserlik. Tefaul fal kelimesiyle de aynı kökü taşıyor. Fe'lun Türkçe'ye geçerken hemzesi düşmüş ve fal olmuş. Tefaul de işte genellikle falın için bakılır. Gelecekle ilgili olumlu bir şeyler oradan çıkarabilir miyiz diye. Tabii doğru bir şey değildir ayrı bir husus ama sadece kökenini anlatmış olalım. Ettefaul zıttını da söyleyecek olursak o da etteşaum değil mi? O da şu'mun kelimesiyle hem fal kökü hem şu'm kökü Türkçe'ye geçmiş. Şu'm nereden geçmiş? Kapat o şom ağzını derler mesela. Böyle felaket tellallığı yapan kişilere şom ağızlı derler. İşte o şu'mun aslında. Kökeninden biraz değişiklik olmuş. Peki nereye hakim oldu? Şimdi o geliyor. Bakın. El cemi'a. Herkesi kapladı.
umut, beklenti içerisinde olma, iyimserlik, yaşasın 2020 geliyor ne güzel olacak falan diye. İtlaleti kelimesindeki atalle yutillu, itlale kelimesi normalde böyle camdan, balkondan bir yere bakma için kullanılıyor. İşte el beytu mutillun alel busfur, ev işte nereye, boğaza bakıyor ya da alel şari, caddeye bakıyor derken. Sanki böyle 2020'nin camdan bakıyor olması, pencereden, balkondan bakıyor olması, hani geliyorum mantığıyla. Genellikle gelmesi, bir meci-i ami yerine kullanılıyor. 2020 yılının gelmesiyle birlikte herkesi bir iyimserlik kaplamıştı, dedi. Biraz içine girdik, bir şeyler anlattık. Şimdi geçebiliriz. لَمْ يَخْتُرْ عَلَى بَالِ اَحَدٍ خَتَرَ عَلَى بَالِ ifadesi ne için kullanılacak? Şöyle yavaş yavaş da kaydıralım metnimizi. Lem yahtur ala bali ahadin, hiç kimsenin aklına gelmedi. Khatara ala balihi, khatara ala bali, siz kendiniz kullanırken de aklıma geldi. Ca'e ila akli, oldukça Türkçe kokan, Türkçe mantık kokan bir ifadedir. Khatara ala balihi denir. Bal kelimesi de bal gibi akıl anlamına geliyor. Eğer böyle kodlamanıza yardımcı olacaksa öyle söylemiş oluruz. Khatara ala balihi. Hapşırdıktan sonra elhamdülillah yerhamukallah yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu balekum diye. O duanın devamında bu bal kelimesi geçer. Balekum. Allah aklınızı ıslah eylesin, düzgün, güzel eylesin anlamında bir dua. Orada da geçiyor bal kelimesi. Lem yahtur ama biraz eskimiş. Yani Arapça açısından da eskimiş bir kelime. Fakat khatara ala balihi ifadesi eskimiş. Bunu her zaman kullanıyorlar. Bazı ifadeler nasıl Türkçemizde de sadece belli kalıplarda kullanılıyorsa, yani ak akça kara gün içindir. İşte akı genellikle biraz orada kullanıyoruz. Yumurtanın akında kullanıyoruz. Onun dışında ak yerine daha çok beyaz kullanmayı tercih ediyoruz gibi. Bazı kelimeler belli deyimlerle beraber canlılığını sürdürüyor ama onunla sınırlı. Hatara yahturu, hatıra buradan geliyor. Aklına geldi. Hatıra demek ne? Aklımıza gelen şey. Hatar, tehlike kökü de aslında burada. Aklımıza gelen şeyler, tehlikeli şeyler geliyor diye birleştirelim. Önce ne dediğini bir görelim. Hiç kimsenin aklına gelmedi. Bali ahadin. Ahadin, burada hiç kimse diyebileceğimiz bir ifade. Olumsuzluklarda bakın, lem olumsuzluk katmış. Sorularda, bu tür ifadelerde ahad hiçbir anlamını verecek. Leyletel ihtifai, kutlama gecesi. İhtefe, ihtefi, mavi boyamamızın hikmeti nedir? Harfi cer istiyor. Harfi cer ne? Bi. Bi makdemil amel cedid, yeni yılın gelmesi. Gelişi münasebetiyle yapılan kutlama gecesinde aklına kimsenin gelmemişti. Ne gelmemişti bakın? Gelmedi ki, failimiz lazım. Şimdi bu cümlede fail yok şu anda. Fail şimdi geliyor. Ennel alem diye başlayan cümlenin tamamı fail. O yüzden bunun irabını sorsalar bize ne deriz? Cümle olarak faildir, mahallen merfudur. Çünkü cümlelerin ve mebnilerin irabı mahallen olacaktı. Ennel aleme, dünya, ala makrubetin min. Bu da bir kalıp ifade. Ala makrubetin min. Üç parçalı bir ifade. İki harfi cerden, bir de makrubeden oluşuyor. Kıyısındadır, yakınındadır. Neyin kıyısı, neyin yakını? Zahiratin. Bir fenomen, bir olgu. Bir fenomenin, bir olgunun kıyısındadır diye kimsenin aklına gelmedi. Nasıl bir olgu? Nekreden sonra gelen cümlenin ne olduğunu söylüyorduk hep. Sıfat olduğunu söylüyorduk. Lem ya'hedha min kablu. Öyle bir olgu ki daha önceden, min kablu daha öncesinden ona alışmamıştır. Yani daha önce hiç alışmadığı bir olgunun kendisine çok yakın olduğunu ya da dünyanın buna çok yakın olduğunu hiç kimse düşünmedi. Böyle bir şey aklına bile gelmedi kimsenin. Nereden bilebilirdi ki? Hiç kimse böyle bir şeyi öngöremiyordu. Hiçbirimizin de aklına gelmemişti. Hatta
zaman zaman değil mi hala Allah Allah yani gerçek mi bu yaşadıklarımız diye kendi kendimize sorduğumuz oluyor. Peki cümlenin içindeki kelimelerden Leyletun cemisi el-leyali gelecek. Am avam dedik. Allem avalim dedik. Zahiratun zavahir görüntüler, görünüşler anlamında. Ahide yahadu ahdun kelimesinin işte sözleşme anlamı da var. Burada alışma anlamında kullanılmış. Min kabil ifadesi bir kalıp ifade aslında. Onu da boyayabilirdik. Ben hepsini boyamadım. Bu sefer çünkü yani boyanmamış yer kalmayacaktı biraz. Bir kısmının tekrar olduğu için daha sonra önce boyamış olabilirim. Bu da boyanabilirdi min kablu. Aslında kabl ve ba'd kelimeleri muzaf olarak kullanılır. Muzafun ileyhi olur ama burada düşmüş oluyor. Düşerek. Onun yerine de damme üzere mebni olmuş oluyor. Hızımız inşallah iyidir. Evet, bazı arkadaşlar güzel şeyler de yazıyorlar aslında. Onların da yazdıklarını bir taraftan görmeye çalışalım. Evet. Lefif olduğunu tavanın, evet değil mi? Lefifi makrun olduğunu da hatırlatmışlar. Gayet güzel değil mi? Evet, katlanabilir sandalye içinde değil mi? Tava fiili matvi katlanılabilir. Bu kullanılabilecek. Güzel katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Peki. Şimdi devam edelim. Buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Arada ben devamlı konuştuğum için su içiyorum, kusura bakmazsanız. Ve ennel vebâ'e, buraya kadar geldik. Ve ennel vebâ'e ellezî darabel âleme fec'eten. Veba, bu salgın ne yaptı? Öyle salgın ki, bakın biz Türkçe'de bunu anlatmaya kalktığımızda ne yapıyoruz? Öncesinden sıfatını veriyoruz. İşte bütün dünyayı ansızın vuran bu salgın diyoruz. Ama Arapça'da önce vebayı söylüyorsunuz, sonra istediğiniz kadar sıfat ekleyin. İşte dünyayı vuran, hiç kimsenin beklemediği, daha önceden hiç görülmemiş bir sürü hikaye anlatabilirsiniz. Arapça o yüzden irticali konuşmaya çok müsait bir dil. Önce bir şey söyleyin, sonra ekleyin, ekleyin. Ne eklerseniz uygun bağlaç kullandıktan sonra hiçbir sıkıntınız yok. Hele fiil cümlesi ise fiilinize baştan söylüyorsunuz, yükleminiz de tamam. Oh, ondan sonra alabildiğine ekleme yapabilirsiniz. O yüzden satırlarca, 10 satır, 15 satır cümle rahatlıkla kurulabiliyor Arapçada. Ama Türkçe öyle değil. Türkçe'de sonunu düşünerek hesap etmelisiniz, yükleminize uydurabilmelisiniz. Sıfatı getirecekseniz başta getirip ondan sonra kelimeye getirmelisiniz. Getirdikten sonra bir daha sıfat ekleyemezsiniz gibi. Oldukça sınırlı Türkçe. Ben takılıyorum Arap kardeşlerimize. Diyorum Türkçe laf dili değil, Türkçe icraat dili. Ecdat bizim konuşmadan daha çok icraat yapmış. Arapça edebiyata müsait. Peki. وَاَنَّ الْوَبَاءَ الَّذ۪ي buradan devam edelim. Öyle veba ki, öyle yaygın salgın ki دَرَبَ الْعَالَمْ dünyayı vurdu. فَجْأَةً aniden. Peki. Bu sıfatları önce hiç görmeyin derim ben size. Şu الَّذ۪ي ile başlayan bölümü hiç görmeyin. Şu virgülleri de onun için kullanıyorlar genellikle. Onlara da dikkat ederseniz iyi olur. Yani sıfatların bittiği yerleri göstermek için, muhterize mahiyetindeki böyle araya giren ifadelerin bittiği yerleri göstermek için, ana omurgayı görmemize yardımcı olsun diye kullanıyorlar virgülleri. Yani böyle nefeslendiğimiz yerleri hissettirmek için. Peki o zaman cümle aslında şu kadar söylemiş oldu. Bu ennel vebâ'e, ennenin ismi burası, haberi gelecek. Ne yapmış veba bu salgın? Ehdese ortaya çıkardı. Tegyiren kebiren, büyük bir değişiklik. Tegyir, değiştirme demek, değişiklik diyebiliriz. Tegyiren ve tegayyuren, bunların anlamları Türkçe'de birbirine yakın olarak çevrilebiliyor. Peki nasıl bir büyük değişiklik? Bakın onunla ilgili sıfat ekleyeceğiz. Leyse fi binyetil alakati devliyeti. Ya da duveliyeti, iki türlü de okuyorlar bunu.
uluslararası ilişkiler bünyesinde değil. Burada bir fakat ekledim ben, metinde yoktu. Olmasa da olabiliyor ama olduğu zaman daha net anlaşılıyor meramı. Sadece uluslararası ilişkiler bünyesinde değil. Ve innema, bakın bu kalıp, bir olumsuz ifade geliyor. Ondan sonra bir fakat, olabilir olmayabilir. Ondan sonra ve innema yahut bunun yerine bel getirmek suretiyle. Sadece orada değil, aynı zamanda burada. Hani şey vardır ya, trenlerde, vapurlarda falan derler. Sadece onu alıp gitmiyorsunuz, yanında bu da var gibi. Ve inneme imtedde, o ne yapmıştır? Uzanmıştır. Ette'siru, bu tesir uzandı. Neye? İlâ dâhili kulli beytin. Her evin içine kadar uzandı. Cümleyi böylece tamamladık. O zaman içine girmeye çalışalım. Demek ki dünyayı bu ansızın vuran bu salgının ortaya çıkardığı değişiklik sadece uluslararası ilişkiler bünyesinde değil, bütün evlerin içine varıncaya kadar bir tesire yol açmış. Bunu yaşıyoruz zaten, yani bu bilmediğimiz bir olay değil. Bu parçanın kolay tarafı, metin belki ilk başta bazı kelimeleriyle zor gelebilir yapısıyla, ama olayı biliyoruz, yaşıyoruz, yani şu anda yaşadığımız bir olayı tasvir ediyor. Yani müellifimiz olayı bizden daha iyi biliyor falan değil. Hani bilmediğimiz bir şeyi anlatmıyor, yaşadığımız şeyi söylüyor. O zaman metin anlamayla ilgili çok önemli bir prensibi de hatırlatalım. Olayı biliyorsanız o metni tasavvur etmeniz çok daha kolaylaşır. O yüzden bildiğiniz olayların metinlerini daha rahat anlarsınız. Orada da devreye girecek kuralımız, hep böyle latife yollu söyleriz öğrencilerimize. Uydurellezî minel becer. Yarı Arapça, yarı Türkçe. Becerebildiğiniz kadar uydurursunuz. Sonuçta yanlış mana verseniz çarpılmazsınız diyorum ben. Ayet değil, hadis değil. Sonuçta birisi oturmuş, yazmış. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Ufak tefek hatalarımız olabilir. Olsun, biraz cesur olun. Yani Arapça öğrenen, dili öğrenen herkese en önemli tavsiyemiz bu. Ben birçok kişide, özellikle Arapça karşısında, Arapçanın heybetinden herhalde, böyle bir cesaretsizlik görüyorum. Aman Allah'ım, ne yapacağım ben? Yandım, yıkıldım modunda yaklaşıyorlar. Eyvah, bir de hareketi de yok falan gibi. Böyle kendinizi germeyin, rahat olun. Dediğim gibi dünyanın sonu değil. Varsın, hatalı olsun, ne olacak? Dumanı doğru çıksın, büyük oranda yeterli. Bir hocamız vardı, Allah selamet versin. Yanlış yanlış okuyan, kafasını gözünü kıran arkadaşa derdik. Önemli değil evladım. Zaten bu metinler yazıldığında bu harekeler falan yoktu. Yani bunlar sonradan çıktı falan diye böyle yarı latifeli, hem teselli ederdi hem de alttan alttan böyle birazcık ezerdi arkadaşı. Ama sonuç itibariyle dünyanın sonu değil. Belki biraz cesur olmakta fayda var. İtalyanca bir söz varmış. Bütün mütercimler ne diye? Haindir diye mi? Öyle bir şey galiba. Yani tercüme ederken illaki bir hıyanet oluyor, hafif olur ya da birazcık derecesi fazla olur. O kadar çok önemli değil. Peki içinden alacağımız kelimelere bir bakalım sarf açısından. Vebaun evbiyetun cemisi. Daraba yadribu, darp kelimesini. Darphanemiz vardır değil mi? Paralara ne yaparlar? Böyle vurur üzerine. Eskiden, şu anda da herhalde yapılıyor. O demir paralar özellikle ne yapılıyor? Vurularak üzerine iz yaptırılıyor. Darphane, işte Farsçadan haneyi almışız. Fecreten kelimesi de Türkçemizde biraz değişerek hücceten olmuş. Anadolu'da bazı yerlerde kullanılıyor galiba. Hücceten öldü diye. Adam birden öldüyse mesela. Fecreten, fucreten orada biraz hızlanınca hücceten olmuş. Ehdese yuhdisunun kökünde, hades kökünde yeni olma, ortaya yeni, sonradan çıkma anlamı var. O yüzden de hadis, geçen derste de konuşmuştuk galiba. Muhdis kelimesi, hades kelimesi, hadesten taharet, önce olmayan bir şeyin sonradan ortaya çıkması. Alemin hudusu gibi konuları hatırlayacaksınız. Gayyara yugayyiru teghyir tefil babından gelmiş kebiran. Öyle bir teghyir ki, bakın nekradan sonra gelen, nekradan sonra ne gelmiş? Şurada. Kebiran bir sıfat gelmiş. Ondan sonra bir başka sıfat daha gelmiş. Bu sıfat sıralamasından bahsetmemiştik. Ondan da bahsedelim isterseniz. Sıfat birden fazla gelebilir.
Burada kısadan uzuna da doğru sıfatlar sıralanır. Yani tek bir kelimelik varsa önce o. Varsa terkip şeklinde gelen o. Şibih cümle şeklinde varsa o. Ondan sonra en sonda cümle şeklinde gelen sıfat verilir. Burada bakın önce kebiran şeklindeki müfret sıfat geldi. Ondan sonra da müfret diyoruz buna, değil mi? Nahiv'deki müfretle sarftaki müfret de farklı. Cümle ya da şibih cümle olmayan yapılara müfret diyoruz. Sarfta ise cemi ya da tesniye olmayan kelimelere diyoruz. Öyle bir işte değişiklik ki leyse fi binyetin, binyetin alakatiye gidiyor. Binyetun cemisi de bunen geliyor. Bunen tahtiyetun ney? Bünye altyapı anlamında. Bizde de bünyesi sağlam derler mesela. Türkçe'de kullanılır. Vücudu anlamında. Arapça'da biraz binye tahtiye derken mesela altyapı, mesela su, elektrik, işte kanalizasyon vesaire için bünye tahtiye ya da binye tahtiye iki türlü de okuyorlar. Pekala. Evet. Evet, bütün mütercimler haindir, değil mi? Evet, neymiş? Traduttore, traditore. Evet, doğru okuyamadık belki ama aynen öyle. Biraz hainlik de yapacağız artık, ne yapalım. Sonra ne anlatıyoruz? Evet, hayırlı yayınlar dileyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Fakat kelimesi sadece anlamında, anlamı daraltmak için kullanılıyor. Sadece derken. Türkçe'de bir fakat geçmiş ama bunun hangi fakat, fakat olan mı, fakat olan mı olduğu biraz karışık. Bu sadece anlamına geliyor. Ve innemâ imteddet esir, herhalde bu geçmiş gibi gözüküyor. Bu innemâ, işte eskiden hemen ancak diye çevirirdiler bunu. Burada işte bir kalıbın parçası olarak nasıl çevireceğiz? Sadece o değil, bilakis bu ya da aynı zamanda bu gibi çevirebileceğimiz bir ifade. İmtedde yemteddu, medde kökünden gelmiş. Harfi meddi tanıyoruz. Med ceziri tanıyoruz. Med, eskiden med cezir derdik. Şimdi herhalde gel gite çevirmişler bunu. Med de uzuyor. İşte sonra cezir de ne yapıyor? Kısalıyor. Bu suların işte bu şekildeki uzayıp kısalması gel gite dönüşmüş. Esterayu esiru tesir, Türkçemizde zaten var. Eserler yine buradan geliyor. Dâhili kulli beytin, her beyt beytun buyut. Peki, dediğimiz gibi konu bildiğimiz bir şey olduğu için daha rahatız diye düşünüyorum ben. O yüzden metnimizi şöyle biraz kaydırabiliriz. Peki, bir sonraki cümleye geçiyorum. Tegayyarat, değişti. Ne değişti? Tegayyarat el ecindetu, ecinde değişti. Bu ecinde ile ilgili bir hatıramı da paylaşacağım sizinle. Sonra vereceğim anlamını o yüzden. Ala cemi'il müstevayati, bütün düzeylerde, vel es'ideti ve bağlamlarda, düzlemlerde hemen hemen aynı anlamı veriyor bu kelimeler. Fe kema irtebeket es-siyasetu, nasıl siyaset sarsıldıysa, ihtezzel iktisadu, iktisatta, ekonomide aynı şekilde sarsıldı. Bu ecinde kelimesi ilk simultane yapmaya başladığım zamanlarda karşıma çıktı. Cünd kelimesiyle daha önceden herhalde karşılaşmamışım. Cünd kelimesiyle, cündi kelimesiyle bağlantı kurmaya çalışıyorum. Allah'ım, çıkmıyor hiçbir şey. Yuvarladım, genelinden bir şeyler çıkardım, çevirdim. Ondan sonra tekrar geçti. Sonra bir baktım ki ecinde tuna falan diyor. Allah, o zaman anladım ki ajanda kelimesiymiş bu. Ben Arapça böyle %100 safkan Arapça bir kelime gibi beklerken bu ajanda kelimesinin Arapçaya geçmiş, bize geldiği gibi onları da geçmiş şekliymiş. Tabii kendi kendime hayıflandım, biraz güldüm ama geçti artık, yapacak bir şey yoktu. Degayyaratil ecindetu, biraz hainlik yapmış olduk ama dumanını düzgün çıkarmaya çalıştık. Demek ki ajanda değişti. Ecindetun, ajanda değişti. Her düzlemde, her bağlamda, her seviyede ajandalar değişti, ajanda değişti. Bunun neticesi olarak da
siyaset nasıl bundan irtebeke yertebiku rahatsız olduğu, tedirgin olduğu ise ne yaptı? İhtezze yehtezzu ihtisaz, o da sarsılmak. İktisatta, ekonomide, her şeyde etkilendi ve sarsıldı diyor. Tegayyer kelimesi gayyer olunca değiştirdi oluyor. Tegayyer olunca değişti. Türkçe mantığa da uymuyor işin doğrusu. Türkçe'de biz ne yapıyoruz önce? Değişti demek için daha az ses kullanıyoruz, daha ses harf kullanıyoruz. Değiştirdi demek için artırıyoruz. Arapçada ise eksiltiyoruz, dikkat ederseniz. Gayyere değişti yaptığınızda değiştirdi diyorsunuz. Tegayyere olunca ona ilave yaparak anlamını bu sefer çekiyorsunuz aşağı. Değişti diyorsunuz. Bu Türk mantığına uymuyor pek. Ters bir yapı. Öğrenirken bazı arkadaşların zorlandığını görmüştüm. O yüzden hatırlatayım dedim. Peki. El ecindetu. Demin dediğimiz ajanda. Ala cemi'i. Bakın buradaki ala ile eskideyi ben boyamışım. Dikkat ettiğiniz üzere ala. Alel musteveyat da aslında boyanabilirdi. Alas sa'id kelimesini muhtemelen görmüşsünüzdür. Alas sa'id düzlemde. Alas sa'idil alemi, alas sa'idil iklimi diye. Eğer bir tane bir şey söylüyorsalar sa'id diyecekler. Alel musteva şeklinde de olur. İkisinden birisini kullanıyorlar. Musteva, musteveyat, sa'idin iki cemisi var. Birisi es'ide, bu daha çok kullanılıyor. Ama as-su'ud diye de karşınıza çıkar. Al-su'ud el-muhtelife diye. Farklı düzlemlerde, farklı düzeylerde diye. Peki, demek ki her düzeyde ne yapmış? Ajanda değişmiş. Hepimizin ajandaları farklı farklıydı işte. Falanca tarihte filanca şey yapacağız falan diyorduk. Sonra birden ajandamız alt üst oldu. Şu anda oturduk, ne yapıyoruz? Evimizde işte internet dersi yapıyoruz değil mi? Belki normal zamanda böyle bir şeyi ben pek düşünmüyor olacaktım. Başka şeylerle uğraşıyor olacaktık belki. Bakın kema gelmek suretiyle kemanın başında F gelmeseydi, şuradaki F'miz gelmeseydi bu kema öncesiyle bağlantı kurabilirdi. Tıpkı şöyle olduğu gibi diye. Ama başına bir V ya da F getirmek suretiyle öncesiyle bağlantısını kesmiş oldu. F burada ne işe yaramış oldu? Hem bu bağlantıyı kesti hem de işte bunun neticesi olarak sonuç bildirme işi de olduğu için F'nin onu vermiş oldu. Kema'nın ma'sından sonra cümle geleceğine dikkat etmenizde fayda var. Ma her zaman kendinden sonra cümle isteyecek. İrtebeket es-siyasetu. Nasıl ki siyaset bundan tedirgin oldu, rahatsız oldu, işte sarsıldıysa irtibak, sarsılma denebilir. İhtezze de asıl sarsılma için bu kullanılıyor. Hezze sarstı. İhtezze olunca da sarsıldı oluyor. Biri müteaddiyken bu lazıma dönüşmüş oluyor. İhtezze el-iktisadu. İktisat kelimesi de iktisat Türkçemizde de var. İktisatlı olarak kullanma diye. Suyu mesela iktisatlı kullan evladım diye büyükler söyler mesela. Ekonominin temeli nedir? İşte tasarruflu olmaktır. Dolayısıyla oradan herhalde yola çıkarak tasarruf anlamına da kullanılır hale gelmiş. Peki buradan üzerinde duracağımız bir şey. Ecindetun kelimesinin cemisini de söylemiş olalım. Ecindetun şeklinde geliyor cemisi. Zaten ne diyelim? Acemi dediğimiz kelimeler öyle olacak. Arapça asıllı olmayan kelimeler. Eyvallah. Selam veren arkadaşlara biz de aleyküm selam diyelim. Yolumuza devam edelim. Peki. Ettefevvukul ilmiyyu. Yeni bir bölüme geçiyoruz. Ettefevvukul ilmiyyu. İlmi üst konuma çıkmış olma. Tefevvuk fevkadan geliyor. İlmi olarak üst seviyeye çıkmış olma. Ve teknolojiyyu. Teknolojik açıdan üstün konumda olma. Ceale el-beşeriyyetel mağrurate. Burada metinde ufak ayarlama yaptım ben. Orijinaline bakmış olan arkadaşlar varsa size gönderdiğimiz linke bakabiliyorsanız güzel olur. Yani ders öncesinde bakmanız bir zemini hazırlama açısından. Biraz kendiniz mücadele etmiş olursunuz.
Ondan sonra beraber bakarken daha verimli olur diye düşünüyorum. Ben bunu tarlayı sürmek olarak arkadaşlara anlatıyorum yüz yüze derslerimizde. Tarlayı önceden bir sürmüş vaziyette gelirseniz buradaki tohumları biz çabucak atar, daha iyi verim alırız, daha hızlı verim alırız diye söylüyoruz. Orada buradaki gurur el beşeriyye falan gibi bir şey denmiş. Bence bu şekilde daha güzel olur. Ceale el beşeriyyetel mağrurate, mağrur insanlığı dönüştürdü, kıldı. Ne kıldı? Tu'minu, iman eder kıldı. Neye iman eder? İnanır. Bi enne kulle şeyin, her şey fil alem, dünyada tahta sayttarati ve tahakkumi, her şey kontrol altında ve denetim altında. Artık yani teknolojik olarak, ilmi olarak çok üst seviyeye çıktık insanoğlu. Gurura kapılmış olarak kendisi böyle aldatıcı bir düşünceyle buna inanır hale gelmiş. Her şey kontrolümüzün altında. Peki sonra enneye bağlamıştı herhalde. Ceale tu'minu bi enne. Değil mi burada bakın. Şu, ve enne tegyire takdiriyle ve tegyire yumkinu ettenebbu'u bihi. Ha, değişiklik söz konusu olacaksa bunu da önceden kestirmek, öngörmek mümkündür diye düşünmeye başladı, inanmaya başladı. Ve ennehu seyahdusu, bakın yine enneye atfettiğini göstermek için enne, şurada ve tegyireye bağladı. Biraz uzakta kaldığı için tekrarladı. Ve ennehu seyahdusu bi tarikatin tedriciyetin. Bu değişiklik de tegyir. Ne olacak? İşte tedrici olarak, derece derece, kademeli olarak meydana gelecektir diye inanmaya başladı. Mimma yec'alu, güzel kalıplar kullanmışlar burada. Mimma yec'alu, bu durum neye yol açar? Yec'alu ta'amule ma'hu, bu değişiklikle iş yapmayı ve tahakkume bihi, onu kontrol etmeyi kılar. Ne kılar? Emran mutahan, makduran aleyhi. Öyle bir iş kılar ki mutah, mümkün, makduran aleyhi, güç getirilebilir bir iş haline getirir. Burada güzel kalıplar kullanmış kelimeler, fonksiyonel kelimeler var. Bunların üzerinde birazcık durabiliriz. Bu metnin hızlı bir şekilde okuyup anlamını verebiliriz ama asıl buradaki alacağımız şeyler bence biraz balık tutmamıza vesile olur diye düşündüğüm için ben biraz bu tarafına ağırlık veriyorum. Umarım sizi sıkmıyorumdur bu detaylarla. Çünkü eğer balık tutmayı öğrenirsek inşallah siz de kendi başınıza rahat rahat bu tür metinleri okuyup anlama imkanını elde etmiş olursunuz. Öbür türlü yani birisi okuyup tercüme ettiği zaman onu anlamak birinci aşamadır ama birinci aşamanın daha ilerisine geçmek, biraz metin analizi yapmak önemli. Belki ettefavvukul ilmi diye başlayan bölümümüz mübteda diyebileceğimiz bir bölüm. Bakın ettefavvukul ilmiyyu ve teknolojiyyu, burası mübteda. Ettefavvukun kendisi mübteda. Sıfatları biz adam yerine koymuyoruz. Biliyorsunuz sıfatlar cümlenin tali unsurlarıdır. Ana unsur ana unsur saymıyoruz onu. Evet, bir arkadaş ders var mı yok mu diye sormuş. Ona var diyelim. İnşallah girebilir. Evet, hoca arkadaş. Yeni hocalar da izliyorlar bizi. Bizi böyle terletiyorlar. Sağ olsunlar. Pekala. Ama eyvallah, analiz yapmak iyi olur demiş bir arkadaşımız. İnşallah iyi oluyordur. Peki. Ettefavuk, burada bakın fevkadan geliyor dedik. Kelimelerin içine biraz girmeye çalışacağız. Mübteda olur dedik. Fevka kelimesini tanıyan için tefavuk yeni bir kelime değildir. Mutefavvık işte üst konuma çıkmış, başarılı anlamına geliyor. Tevfik olsaydı, vaffaka yuvaffiku tevfik, ne yapmak? Muvaffak kılmak. Başarılı hale getirmek anlamında. Eskiden kitaplarda yazardı, hala yazanlarda var yine. Ve billahi tevfik diye. Tevfik yani başarı
Neylidir, kimlidir? Allah'tandır, Allah iledir. Gayret bizden, tevfik yüce Allah'tandır diye kitaplara yazılır. Ben de kitaplarımın sonuna, ön sözün sonuna genelde yazıyorum. Bizde muvaffak olunur, ism-i mef'uldür dikkat ederseniz. İsm-i mef'ul yani sizin elinizde olan bir şey değildir. Allah Teala muvaffak kılacaksa kılar. Kılması için de dua edersiniz. Siz elinizden geleni yaparsınız. Allah'ım sen beni muvaffak kıl ya Rabbi diye dua ederiz. Bize yakışan budur. Ben bu işi hallettim havasıyla dolaşılmaz. Allah'ın lütfudur. O lütfetmiştir bize. Öyle yaklaşmamız uygundur. Peki. Ettefevvukul ilmiyyu. İlmi, bakın buradaki ilmi kelimesi nispet yapılmış değil mi? İlme nispetle. Teknoloji ona nispet edilmiş. Buradaki ceale çok önemli. Ceale tu'minu. Gördüğünüz gibi. Bu ne yapıyor? Ceale fiili çok fonksiyonel bir fiil. Yaptığı işi başka hemen hemen hiçbir kelime yapmıyor. Yaptırtma, ettirtme, ettirgenlik bildiriyor. İnsanlığı yaptırdı. Yani insanlığa yaptırdı oluyor. İnsanlığı şu vaziyete getirdi. Cealeni ebki. İşte mesela hadel hades cealeni adhaku. Cealeni ebki. Bu olay beni güldürdü, ağlattı derken bunu yaptırtma, ettirtme. Bunu ceale fiili yapacak. Cealel beşeriyyetel mağrura. Bu işte mağrur insanlığı ne yaptı? İnanır hale getirdi. Tu'minu. Muzari fiille geliyor bunun. Cealenin haberi diyebileceğimiz yapı. Bu kullanım biraz modern bir yapı. Bunu konuşmuştuk galiba geçen derste. Tu'minu iman ediyor. Amene bi ile kullanıldığı için. Bakın ettene imlecimizde kullanalım değil mi? Tu'minu bi. Ettene bu'u bi. Ettaamulu ma'a. Bakın bunlar hep beraber kullanılacak yapılar. Ben sadece burada müteallak konumundaki kelimeleri boyadım. Diğerlerini de beraber derste bulmuş olalım diye. Bu tür alıştırmaları harficerler kitabımız var. Bilenler için söyleyelim, bilmeyenlere de söylemiş olalım. Orada bu tür alıştırmaları bolca yapıyoruz. Bazen bu mavi boyadığımız kelimeleri bir alıştırma türünde çıkarıyorum metinden. Onu bulup yerleştirebilir misiniz? Bir alıştırma türünde de harficerleri çıkarıp bu kelimeleri orada tutuyoruz. Oradan yardım alarak bu kelimeleri, bu harfleri, harficerleri yerleştirebilir miyiz diye. Mesela bir tarikatin tedriciyetin ifadesinde önce harficeri, bir harficerini çıkarıp onu yerleştirmeye çalışıyoruz. Farz-ı misal olarak söylüyorum. İkinci alıştırmada bir harficeri duruyor, tarikatın çıkmış oluyor oradan. Fonksiyonel kelimeler kitabımızda da bir tarikatin tedriciyetini topluca çıkarıp kalıp olarak bakalım onu oraya yerleştirebiliyor muyuz? Buna çalışıyoruz. Böylece bu alıştırmalar yoluyla bu tür kullanımlar iyice pekişsin diye hedefledik. Peki reklamı da araya yerleştirmiş olduk. Şimdi haberlere geçebiliriz. Bu mağrura kelimesini gururla bağlantılı olduğunu YouTube'daki hikayede Tavşanla Kaplumbağa hikayesinde anlatmıştım. İzleyenler belki vardır. Tu'minu bi enne kulle şeyin fil alem. Dünyadaki her şey tahta saytarati. Saytara kelimesi kontrol, musaytir Allah-u Teala'nın İsmail Hüsna'sından diye söylemiştik geçen derste galiba. Tahakkum da tahakkum an bu'd var mesela. Uzaktan ne yapmak? Kontrol etmek. Bu televizyonu uzaktan kontrol etmek için bu tabir kullanılıyor. Ona ne yapıyorsunuz? Hakim oluyorsunuz. Televizyona kumandaya basıyorsunuz. Kapanıyor, açılıyor. Uzaktan ona ne yapıyorsunuz? Hakim olmuş oluyorsunuz. Hükmünüzü infaz ediyorsunuz. Peki. Buradaki ettefevvuk mübteda dedik. Ceale ile başlayan cümle onun haberi olmuş olacak. Peki. Şuradaki yumkinüttene bu bihi ifadesi ne oldu? Ettegyiru mübteda, yumkinu ile başlayan cümle onun haberi olmuş oldu. Ve ennehu tekrar habere atıf olmuş olacak. Öyle mi? Ve ennehu seyahdusu,
Ennehu'daki hu'yu bir yere göndermemiz lazım. O da teghir olur. O zaman yeni bir cümledir diyeceğiz. Ve ennehu, ve enne teghir, burada gizli bir enne vardı şuradan gelen. Burada da açığa çıktı dedik. Ennehu, o ismi, seyahdüs diye başlayan bölüm haberi. Bu mimma bence çok önemli. Buna dikkatinizi çekelim. Bunun üzerine çok fazla durulamıyor maalesef. Fakültelerdeki derslerde ona pek sıra gelmiyor desek yeridir. Bu bazen ma şeklinde, bazen mimma şeklinde karşımıza çıkıyor. Önceki cümlenin tamamını niteliyor. Bu durum, yani bu anlattığımız hikayenin tamamı ne yaptı? يَجْعَلُ التَّعَامُلَ مَعْهُ Onunla iş yapmayı ve tahakkuma bihi ona işte hakim olabilmeyi, onu kontrol altında tutabilmeyi emran mutahan etaha yutihu itahaten bir şeyi vermek, bağışlamak etaha el fursate beraber kullanılırlar çoğunlukla etaha el imkaniyete işte imkan verdi, bağışladı emrun mutah işte elimizde verilmiş anlamında mesela test sorularında afdalul mutah denir yani mevcutların içerisindeki en iyisi, verilmiş olanların en iyisini bakalım bulabilecek misiniz diye. Makduran aleyhi. Burada bir şeye dikkatinizi çekelim yapısal olarak. Mutahan, emranın birinci sıfatıdır. Makduran aleyhi ikinci sıfatıdır. Sıfatlar birden fazla geldiği zaman atıflı ya da atıfsız gelebilir. Burada atıfsız gelmiş. Peki. Epeyce bir şeyler söylemeye çalıştık. Umarız işe yaramıştır. Geçelim. Biraz gecikmeli de başladık. O yüzden birazcık da hızlansak iyi olur. Şöyle metnimizi kaydırmaya çalışalım. Sonra lem yuhsem diye başlayan bölümden devam edeceğiz. Lem yuhsemil cedelu havle mastari el feyrusi ve tabiatihi ba'du. Ne diyor? Hasem kökü bir şeyin kesinliğe kavuşturulması. Bu da aslında akılda tutulabilecek güzel bir noktası var. Hüsem kılıç için kullanılıyor. Dolayısıyla bir konuda son sözü ne söyler? Kılıç söyler. Kılıçla son söz söylenmiş olur gibi mantık. Lem yuhsemil cedelu tartışma son bulmuş değil. Hangi konuyla ilgili? Havle mastaril feyrusi ve tabiatihi. Ba'du. Bakın lem ba'du. Henüz bu iş olmuş değil. Henüz kelimesi ba'du şekliyle. Olumsuzluktan sonra gelen ba'du şeklinde kullanılacak. Henüz bu virüsün kaynağı ve yapısı konusunda tartışmalar son bulmuş değil. Beyde ennehu, bu da bir farklı kalıbımız. Beyde ennehu, gayra ennehu, siva ennehu, ala ennehu. Fakat anlamda, lakinnehu. Bunların hepsi bu tür kullanımlar. Bağlaçlar konusuna, fonksiyonel kelimeler konusuna özel hassasiyet göstermek gerektiğini düşünüyorum. Buna da maalesef fakültelerdeki eğitimlerde çok fazla fırsat kalmıyor. Halbuki dilin omurgasını oluşturan şeyler fonksiyonel kelimeler. Bu noktada Arapçada bağlaçlar adını taşıyan çalışmaları tavsiye edebiliriz. Özellikle biz YDS gruplarımızda nasipse Haziran başında da bir tane grubumuzda başlayacağız. İki kitabı özellikle kullanmalarını tavsiye ediyoruz arkadaşların. Hüseyin Günday hocamızın birisi arkadaşlarıyla hazırlamış olduğu. Diğeri de Hüseyin Yazıcı hocamızın bağlaçlar kitapları. Son derece işinize yarayacak çalışmalar. Bizim fonksiyonel kelimeler kitabı daha çok alıştırma mahiyetinde, metinler üzerine uyarlama şeklinde işte hepsini beraber kullanılmasını öngörüyoruz. Beyde ennehu, devam edelim. Şu kadar var ki, minel muekkedi enne. Bu da bir kalıp ifade. Haberi başa çekme şeklindeki min harfi cerri ile kullanılan yapı. Minel muekkedi enne, kesindir ki, enne ma hadese, olan şey, ve yahdusu ve olmakta olan şey. Hem olan hem de olmakta olan şey. Huve gelmiş. Bunu da kırmızıya boyamışız. Neden? Çünkü bununla ne yapıyoruz?
damirul fasıl dediğimiz habere geçiş yapacağız. Enne olduğu için ennenin ismi ennenin haberi deriz ama sonuçta haber haberdir. Burada bakın huve bi mesabeti harbin nedir? Harp konumundadır. Harp mesabesindedir. Sevaen ahda'nel emre li nazariyetil muamerati em la. Evet, yani kesin olan bir şey varsa tamam, bu konudaki tartışmalar vesaire henüz tamamlanmış, bitmiş, nihayete ermiş değil ama kesin bir şey varsa o da nedir diyor. O da şudur. Bu damirul fasıl hem haberin geldiğini söylüyor hem de bir pekiştirme anlamı da vermiş oluyor. İşte olay şudur falan şeklinde. Peki neymiş o? Huve bi mesabeti harp. Harp mesabesindedir. Mesabe kelimesi Türkçemizde de kullanılıyor. O benim babam mesabesindedir, konumundadır, yerindedir anlamında. Biraz eskitildi galiba ama yine de var. Harp konumundadır. Sevaen ya da sevaun, daha çok sevaen mansup okunuyor. Ahdana el emra, biz işe boyun eğdirdik. Linazari yetil muamara, komplo teorisi emle yahut değil. Yani ister bir komplo teorisine tabi olarak olaya bakmış olalım, ister yapmayalım bunu. Emla, işte ister öyle ister böyle derken aksini söylemek için la ile cümleyi tamamlayabiliyoruz. Yani ister bir komplo teorisine uygun olarak hareket etmiş olalım yahut ister böyle yapmamış olalım anlamında. Ne olursa olsun her halükarda nedir? Bu aslında bir harp konumundadır demiş oluyor. Burada üzerine duracağımız neler olabilir? Beyde'den ondan bahsettik. Aşağısına bakalım. Bir mesabeti, evet. Ahda'a, hada'a li boyun eğmek demek. Bakın lamla. O yüzden de mavi boyadık orasına. Ahda'a olursa boyun eğdirmek. Yani bir şeyi bir şeye tabi kılmak. Burada işte komplo teorileri şöyle oldu, böyle oldu. Birileri kasıtlı çıkardı, laboratuvardan çıktı işte. Amerika Çin'e şöyle yapmak için, Çin Amerika'ya böyle yapmak için falan diye bir sürü şey konuşuluyor. Bilmiyoruz aslını astarını. Yaşadığımızı biliyoruz şu anda biz. Onu söylemiş oluyor. İster öyle ister böyle. Bakın kalıp olarak da gördüğünüz gibi sevaen em sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum. Değil mi? Ayet-i kerimede Yasin'de de geçen ifadeyi hatırlayacaksınız. Bakın sevaen burada sanki hemze onun hemzesi giymiş gibi de düşünülebilir. Ehadana el emr olacak ama bu sefer mantıklı olmuyor sonuç. O yüzden bunu ehda diye okuyup ehdana el emra demek daha güzel. Peki kesin olan bir şey varsa bu artık savaş hükmündedir, savaş konumundadır demiş. Nasıl, yorulduk mu? Ne durumdayız? Evet, şu cümleyi de okuyalım. Ondan sonra özellikle aşağılarda ben 3 sayfa hazırlık yaptım ama herhalde vaktimiz ona çok müsaade etmeyecek. Sizi çok fazla yormak istemiyorum. En azından aşağıda bir Türkiye ile ilgili bir bölüm de vardı. Onu okumazsam içimde okde kalır, bir düğüm kalır. O yüzden en azından orayı okurum. Gerisini de siz okursunuz inşallah. Ben bu boyamalarım da ziyan olmasın diye Instagram'daki sayfamda bu metini boyadığım bölümü paylaşayım isterseniz. Arzu eden arkadaşlar oradan bu renklendirmelerden de yardım almış olsunlar. Yani ben anlatırız diye düşünüyordum ama tabii detaylara girince kendimi kaybediyorum. Peki şurayı bitirelim o zaman. Fe minel muakkedi enne. Bakın minel muakkedi yukarıda da geçmişti. Kesin olan bir şeydir ki. Muakked kelimesi müekked sünnet diye bildiğimiz bir kelime aslında. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkede diye tekit edilmiş. Peygamber Efendimiz çok kılmak suretiyle bu sünneti tekit etmiş, pekiştirmiş. Yani bunun çok önemli olduğunu çok az bırakmış Efendimiz. Gayri müekkede olunca onu da daha çok bırakmış. Efendimiz farz kılınmasın diye, farz olmasın diye ümmetine bize acıdığı için böyle yapmıştır. Ona yakışan öyle yapmasıdır, bize yakışan da Peygamber Efendimiz madem bizi düşünerek böyle yapmıştır deyip ona devam etmek olması gerekir.
Yani indirim yapmak, kaçamak yapmak için bahane arayan haylaz çocuklar gibi davranıyor bazen insan. Aslında yakışan o değil. Peki. Femine'l muakkedi ennel esera ellezî terakehu virüs korona. Koronavirüsün terk etmiş olduğu iz, eser, yümesilu, benzer, tedaiyeti, yankılara, yansımalara benzer. Elleti ta'kubul harbe el kevniyete selisete. Üçüncü dünya harbinin, savaşının akabindeki bırakılan işte tesirlere benzer diyor. Tedaiyat kelimesi işte yansımalar, yankılar gibi çevirebileceğimiz bir kelime. Buradaki el harbu el alemiyyetu diye de çoğunlukla öyle kullanılıyor. El kevniyyetu de olur. Dünya, üçüncü dünya savaşı. Bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. El harp kelimesi müennes. O yüzden de bakın el kevniyyetu es salisetu denmiş. El kevniyyu es salisu denmemiş. Akibe akabe yakubu şeklinde. Akabe yakibu. Daha çok yakubu kullanılıyor. Takubu doğrudan doğruya mefulünü alıyor. O yüzden de onun akabinde gelen Türkçe'de kullandığımız onu takip eden değil mi? Türkçe'de takip dediğimiz şey. Biz tabi B'leri P'ye çevirince, ayınları törpüleyince biz aslında takip kelimesini kullanıyoruz ama Arap kardeşlerimiz onu kullandığımızın farkında bile olmuyor. O yüzden ben ufak bir latifeli bir formül veriyorum. Türkçe konuşacak Türklere diyorum ki siz bir kelimenin Arapçasını hatırlayamadığınız zaman Türkçesini biraz kalınlaştırarak söyleyin. Belki anlar. Hani Türkçe geçmiş bir kelimedir belki. Arap kardeşlere de tersini söylüyorum. Siz de meramınızı anlatamıyorsanız, Türkçesini bilmiyorsanız biraz inceltmeye çalışın kelimeyi. O büyük ihtimalle geçen kelimelerden ya kendisi geçmiştir ya akrabası geçmiştir. Yani aşk örneğini veriyorum. Ayın, şın, kaf çok sert bir şekilde kalın. Aşk olsun deyip Türkçe'ye kibar bir şekilde geçivermiş. Dolayısıyla biz Türklerin hançeresi öyle kalın sesleri kaldırmıyor. O yüzden biz hep törpüleye törpüleye gitmişiz. O yüzden seslerde çok ciddi değişiklikler olmuş. Böyle bir latifeyi de yaptıktan sonra burayı bitirelim. Demek ki savaşa benzetti koronayı ve şu andaki sonuçları tam bir dünya savaşı. Üçüncü dünya savaşı bekliyordu herkes. İşte onun aslında sonuçları gibi bir sonuç karşısında şu anda bu vaziyetteyiz. Mesele yümesilu işte misle kelimesiyle akraba benzeridir demiş oluyor. Peki burada güzel kelimeler kalıpları var ama onlar artık ne yapsınlar? Evet, onlar dursunlar. Peki. Ben şimdi o Türkiye ile ilgili olan yeri bulmaya çalışayım. Evet, onu bulmaya çalışacağız. Evet, Türkiye ile bölümü buldum. Ne mutlu bana. Şöyle birazcık, gerçi de tam yerinde duruyormuş. Oradan kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet, bakın. Burada işte dengeler değişiyor. Artık dünya farklı bir dünya olacak gibi bazı öngörüleri falan var. Çin'den falan bahsediyor. Ondan sonra da ve tefavvakat Türkiye diplomasiyen. Bu metni bir Arap yazar yazmış. Sonunda zannedersem vardı ismi. Ve tefavvakat Türkiye diplomasiyen diplomatik olarak diplomatik açıdan Türkiye ne yaptı? Üstün konuma geldi. Min hilali takdimi musaadetin tıbbiyetin tıbbi yardımlar takdim etme sunma yoluyla
li muhtelifi duvelil alemi, dünyanın farklı ülkelerine şemilet ya da şemelet, daha çok şemilet, ekzera min 55 devleten, 55 devletten daha fazlasını kapsayan, min beyniha, ve onların arasında vardır, el vilayetul muttahidetu, Amerika Birleşik Devletleri, ve Somali ve Somali. Demek ki aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da, uyduruyorum bu bölümü, ta Somali'ye varıncaya kadar diyorum. Çünkü bunları seçmesi muhtemelen bundan. Birisi çok zengin, çok ilerlemiş. Öbürü efendim çok fakir ve geri kalmış dedikleri türden. Dolayısıyla bu kadar çok farklı devlete, 55'ten daha fazla devleti içine alacak şekilde dünyanın çok farklı devletlerine tıbbi yardım sunması yoluyla diplomatik olarak Türkiye ne olmuştur diyor, tefavvuk etmiştir, üstün hale gelmiştir. Buradaki tefavvukat diplomasiyen, bakın tefavvuka lazım bir fiildir, üstün konuma geldi. Hangi bakımdan, hangi açıdan sorusunu sorduğumuzda, min eyyi nahiye sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevap nedir? Temyizdir, değil mi? Diplomatik sahada, diplomatik açıdan demiş. Peki hangi yolla? Evet, bu metni bekliyor olacağız sayfanızda demişsiniz. Evet, bir dahaki dersi soran arkadaşlar var. Nasipse inşallah, evet, haftaya, bugün cumartesileri inşallah Allah bize val vermezse sizinle bu dersi yapmaya tahsis ediyoruz şimdilik. Önümüzdeki günler ne getirir ne götürür bilmiyoruz ama şimdilik niyetimiz bu inşallah. Yarın da müsait olan arkadaşlar varsa onları da YDS, yok değil, YDT türü hedefleri olanlar varsa onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Müsait olan arkadaşlar yine aynı saatte bize katılabilirler. Buradaki nedir dedik, temyizdir dedik. Min hilali takdimi. Bakın bu min hilali de aslında bir kalıp ifade. Bunu da boyayabilirdik ama yukarıda boyadığımız için tekrar boyamamışız. Şurada bakın geçiyor yine. Daha yukarıda da geçmişti. An tariki olabilirdi müradifi bunun. Min hilali. Bi vasıtati olabilirdi. Abra. Tek başına bunların verdiği anlamı verebilirdi. Takdim müsaadetin tıbbiye. Müsaadet kelimesi, müsaade Türkçemizde biraz anlamında değişiklik oluşmuş. Müsaadenizle diyoruz, işte yardımınızla, yani aslında izin vermeniz bir yardımdır. Sanki biraz öyle bir anlam var. Müsait şartlar diyoruz mesela. Şartlar çok müsait, yani yardımcı demek aslında. Pekala, aslında sa'id'den geliyor. Sa'id, işte bilek, şu elin sa'id, şu bölümü bize yardımcı oluyor, destek oluyor. Onunla her işimizi yapıyoruz. Muhtemelen oradan kaynaklanıyor o anlam. Köküyle bir bağlantı kurabiliyorsanız anlamını kavramanız, nereden nereye gittiğini, o seyahati görmeniz daha kolaylaşıyor. Tıbbiye, işte tıbbi, tıp kelimesini tanıyoruz değil mi? Tabip kelimesi buradan türemiş. El çek tabip derdimden. Li muhtelifi duvelil alem. Buradaki muhtelif kelimesi de bakın biraz Türk mantığına uygun kullanılıyor. Aslında liduvelil alemi el muhtelifeti diye sıfatın sonradan gelmesi lazımdı ama muhtelif başta gelmiş oluyor bu kalıp ifadede. Bu da belki de Türkçenin tesiridir, kim bilir. Duvelil alemi, hocam hep kendinize yontuyorsunuz diyebilirsiniz. Yani biz de tesir almışız, onlar da bizden biraz almışsa çok sıkıntı değil bence. Alışveriş, değil mi? Ahzu ata. Eskiler böyle dermiş, ahzu ata. Bu Denizli civarında da bir hocamız anlatmıştı. Ahzata diye kullanılırmış. Ahzata, alışveriş için. Ahzu ata'in, biraz hızlanınca ahzata olmuş. Evet bakın, şimdi müsaadetin ifadesi, şurada tıbbiye, şurada şemilet. Bakın ne yaptı? İçerdi. Nekra'dan sonra gelmiş. Şurada
muhtelifi duvelil alemi şemilet, işte bu kadar 55 ülkeden daha fazlasını kapsadı derken sıfat mahiyetinde kullanmış herhalde. Peki, ekseramin min kalıp ifade olduğu için böyle verdik. Daha fazla derken. Bu bir başka ifade daha vardı. Tabi okuyamadığımız bölümde kaldı herhalde. Mâ yerbû ifadesi. Mâ yezîdû alâ. Mâ yerbû alâ. Yine işte ondan daha fazla olur derken. Riba kelimesiyle bağlantılı artmak. Devleten min beyniha. Burada bakın. Devlet, 55 devletten bahsettik. Nekra. Min beyniha diye başlayan bölümde ona sıfat eklenmiş. Bunlar arasında min beyniha, minha da diyebilirdi. Minha el vilayatül müttehide. Min beyniha onun arasındadır. Haber başa gelmiş. El vilayatül müttehide onun müptedası. Müpteda muahkar. Haber mukaddem olmuş oluyor. Vilayetünün cemisi olarak vilayet. Vilayetler, Amerika biliyorsunuz vilayetlerden oluşmuş. El-Müttahide de vahdet kökünden geliyor. İttahade, iftial babına girince ittahade yettahidu muttahidun muttahidatun. Bunun karıştırıldığı kelimelerden birisi El-Umamul-Müttahide'dir. El-Vilayetül-Müttahide, işte Birleşik Vilayetler, Amerika. El-Umamul-Müttahide, Birleşik Ümmetler, yani Birleşmiş Milletler için kullanılıyor. Millet, ümmet birbirinin anlamını karşılamış oluyor. El-kararatul umemiyye diyorlar mesela. Yani işte Birleşmiş Milletler'in kararları anlamında. Sumal kelimesinin de aslının zumal'den geldiğini söylerler. Hocam bu kadar derine niye gidiyorsunuz? Böyle yaptığınız için de hiç ilerleyemiyoruz diye kızarsanız bana. Kızmazsınız inşallah. Zumel kelimesi işte mal sahibi, para sahibi, çok zengin. Somali biliyorsunuz çok coğrafi olarak çok önemli bir konumda. Özellikle bu Süveyş kanalı açılmadan önce orası çok kullanılıyor. Bu deniz trafiğinin çok hassas bir merkezi. O yüzden de çok zenginmiş. Ama şu andaki hali maalesef işler acısı. İşte bu da büyük oranda batılı devletlerin istismar, işte sömürme politikası maalesef. Peki efendim, isterseniz biraz gecikmeli başladık. Yaklaşık 1 saat 15 dakika. Sizi çok daha fazla yormayalım. Umarım faydalı olmuştur. Birazcık bu medya diline aşina olmamıza vesile olsun. Biraz tadını tattırsın. Anlaşılabilirliğini göstersin diye hedefliyoruz. Bizim için de bir değişiklik oluyor. Geçen dersimize epeyce bir rağbet oldu. Epeyce bir izleyen arkadaş, istifade eden arkadaş olmuş. Bu da bizi sevindirdi. Demek ki bir ihtiyacı karşılıyor, bir şeye yarıyor diye sevindik. Gerisini parçanın size bırakalım. Dediğim gibi Instagram sayfamızdan devamını size orada yayınlarız. Oradan devam edersiniz inşallah. Müsait olanlarla yarın akşam buluşalım. Müsait önümüzdeki cumartesi de yine medya okumalarımızın inşallah üçüncüsünü yapmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet edelim. Hepinize hayırlı iftarlar, sahurlar diliyorum. Şükran li husnil mutabaa vel ihtimam ve ilel liqai fi akrabi fursa. Dumtum fi emanillahi ve hifzihi ve ilel liqa. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve